YouTube kanalından herkese selamlar. Ben Enes. Yeni bir video ile daha birlikteyiz. Bu videomuzda oldukça özel bir telefona yakından bakacağız. Videomuzun konuğu Redmi K70 Pro modeli. Şu an bu ürünü Türkiye'de ilk defa sizler benimle birlikte görüyorsunuz. Benim YouTube kanalımda görüyorsunuz. Ondan dolayı destekleriniz çok önemli. Videoyu beğenerek ve kanalıma abone olarak lütfen bana destek olmayı unutmayın. Cihaza gelecek olursak, cihaz performans konusunda uçları oynayan bir cihaz. Hadi gelin birlikte detaylarına açımızı değiştirerek yakından bakalım. Eğer sizler de bu cihaz ve buna benzer farklı cihazlara ulaşmak isterseniz açıklama kısmına bir link bırakacağım. İsmail 56'ya ulaşarak oradan bu cihazları temin edebilirsiniz. Kendisi Türkiye'deki ilk cihazları sizlere kolay bir şekilde ulaştırabiliyor. Bana da cihazı gönderen kişi kendisi. Çok teşekkürlerimi iletiyorum. Hadi şimdi açımızı değiştirip ürünün detaylarına yakından bakalım. Evet, şu an elimde Redmi K70 Pro modelini görüyorsunuz. Bu ürün tasarımsal olarak oldukça güzel görünen bir ürün. Performans tarafında da bence güzellikleri bizlerle buluşturabiliyor. Onları da birazdan değiniyor olacağız ama ilk olarak sizlere tasarım detaylarından bahsetmek istiyorum. Arka tarafa baktığımızda burada kamera tarafında oldukça genişlemesini bir yapı görüyoruz. Bakın sizler de burayı görüyorsunuz. Burası cihazın ana kasasından farklı olan bir yapı ve şuralara dokunduğumuzdaki çıkıntı güzel hissettiriyor. Premium hissettiren bir detay. Burada toplamda da 3 tane kameraya sahibiz. Ana kameramız 50 megapiksel çözünürlüğünde, OIS desteğine sahip. Buna da birazdan değiniyor olacağım. Şöyle sizlere göstermiş olayım. Peki bu cihazın arka tarafında hangi malzeme kullanılmış? Bizler burada cam bir malzeme ile karşılaşıyoruz. Üst seviye bir telefon performans tarafında bizlere bunu sunabiliyor. Bu kısma geldiğimizde ise yine premium bir detayla karşılaşmak benim oldukça hoşuma gitti. Cihazın sağ tarafına baktığımızda ses ve güç butonunu görüyoruz. Burada da alüminyum malzemeleri yer verilmiş. Şöyle sizlere de göstermiş olayım. Cihazın sol tarafına geldiğimizde ise herhangi bir yapıyla karşılaşmıyoruz. Burası bomboş görüyorsunuz. Alt kısımda ise bir tane hoparlör deliği, Tip-C portu ve SIM kart yuvası karşımıza çıkıyor. Bu cihaz stereo hoparlör desteğine sahip. Ve şimdi sıra geliyor telefonun ön kısmına yakından bakmaya. Evet, buraya açıyoruz. Burada bizlerin karşısına 6.67 inç büyüklüğünde büyük bir ekran çıkıyor ve delikli çentikli ön kamera yapısını burada görebiliyoruz. Tam ekran deneyimi çok güzel yansıtılmış. Neden diyeceksiniz? Bakın, çerçevelere bakın. Herhangi bir kalınlık durumuyla karşılaşmıyorsunuz. Elinizde kocaman bir ekran var. Peki bu ekranın özellikleri neler? Ekran 6.67 inç büyüklüğünde, 3200x1440 çözünürlüğünde, OLED bir panele sahip, Dolby Vision ve HDR 10 Plus destekli 120 Hz ekran tazelim hızı da yine bünyesinde barındırılıyor ve bu ekran 68 milyar renk gösterebiliyor. Yani renk derinliği açısından bakıldığında çok güzel bir ekranla karşılaşıyoruz. 12 bit renk derinliği burada kullanıcılarla buluşturulmuş. Hemen tazelim hızını sizlere göstermek istiyorum. Aşağı doğru iniyoruz. Bakın burada Display Resolution. Mesela şu an Full HD'ymiş. Bunu bu hale aldığımızda bizler en yüksek kalitede ekran çözünürlüğüne faydalanabiliyoruz. Samsung markasında gördüğümüz şeylerden bir tanesi. Buradan seçimini sizler yapabiliyorsunuz. Ve tazelim hızı tarafına geldiğimizde bakın burada default kısmını görüyoruz. Buradaki modu kullandığınızda kendisi otomatik olarak modlar arasında geçiş yapıyor ve en yüksek tazelim hızını sizlere sunabiliyor. Ancak custom olarak buradan da 60 ve 120 Hz olarak seçimlerinizi yapabilirsiniz. Biz 120 Hz'i seçmeyelim. Direkt otomatik modda kalsın. Çünkü bu pil tüketimini oldukça büyük avantajlar sağlayabiliyor. Peki bu ekranın parlaklık değeri nasıl? Markanın paylaştığı değerlere göre bu ekran tam tamına 4000 nit pik parlaklık seviyesine ulaşabiliyor. Yapmış olduğum kullanımlarda güneş altında herhangi bir görme zorluğu çekmedim. Ekran oldukça iyi görünüyor. Sizler de farkındasınızdır. Hatta parlaklığı fullediğinde de ekranda patlıyor. ISO ayarından dolayı ama ekran gerçekten oldukça parlak ve canlı, bir şeyler izlemesi kesinlikle çok keyifli. Yani marka burada ekrana gerçekten abanmış, musluğu sonuna kadar açmış. OLED panel gerçek siyahlar görmemizi sağlıyor. 12 bit renk derinliği çok canlı bir ekrana baktığımızı bizlere gösteriyor. Ve bu parlak ekranla birlikte her ortamda ekranı çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Benim burada en fazla hoşuma giden detaylardan bir tanesi şu oldu. Ekran kasa oranı. %90 seviyesine yakın bir ekran kasa oranına sahip olduğumuz için ya telefonu şu şekilde baktığımızda bütün bir ekran sanki bizlerin karşısındaymış gibi duruyor. Bu benim de oldukça hoşuma giden detaylardan bir tanesi oldu. Peki parmak izimiz nerede? Hemen sizlere onu göstereyim. Parmak izi butondan falan değil, ekrandan yapılıyor. Aşağı doğru inelim. Buradan mesela nerede? Evet, buraya giriyoruz ve parmak izi okuyucusunu seçtik. Bakın oldukça hızlı bir şekilde okuyor. Zaten Çinli telefonlardan aşina olduğumuz bir şey bu. Aynı yerlere dokundurduğumda tabii ki okumuyor. Evet, parmağımı dokunduruyorum. Ve parmağımı şu an okudu. Evet, şu an ekranımız kilitli görüyorsunuz. Parmağımı
Dokundurduğum an ekran açıldı. Bir daha kapatıyorum. Dokundurduğum an açıldı. Şöyle sizlere yeniden göstermek istiyorum ekranı, ortalayayım. Çok hızlı bir şekilde okuyor. Bunu sizler de görmüş olduğunuz parantez konusunda. Durum bu şekilde. Şimdi sıra geldi güç hakkında konuşmaya. Bu telefon güç konusunda çok başarılı. Neden? Çünkü telefonun kalbinde Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi bulunuyor. 4 nanometre üretim aşamasına geçen bu işlemci en üst seviye işlemcilerden bir tanesi. Yeni bir işlemci. Performans konusunda dorukları sizlere yaşatıyor. Hem düşük nanometresine sahip olması nedeniyle verimli bir işlemci. Hem de bunun yanı sıra üst seviye performans sunabildiğinden dolayı oyun performansı olsun, genel kullanım olsun çok akıcı oyun deneyimleri yaşayabiliyorsunuz. Bunu sizlere söyleyebilirim. Yani bir telefondan bekleyebildiğiniz her şeyi bu telefonun işlemcisiyle birlikte çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. İşlemci bu konuda oldukça sizi özgür kılan bir işlemci. Redmi bir telefonda bizler en üst seviye işlemciyi görüyoruz. Şimdi sıra geldi yardımcı donanımlara yakından bakmaya. Hemen buradan geliyoruz. My Device'a tıklıyoruz. Bu telefon tam tamına 16 GB'lik bir RAM'le birlikte geliyor. Artı olacak şekilde sanal RAM'i de burada kullanabiliyoruz. Ve bunun yanı sıra telefonumuzun depolama alanı 512 GB. Burada da yine yüksek bir kapasiteyle karşılaşıyoruz. Telefonun farklı versiyonları var, haberiniz olsun. Bizdeki versiyon 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip. Ek olacak şekilde UFS 4.0 desteğiyle birlikte geliyor ve DDR5X RAM'i de yine bu cihazda görüyoruz. Yani performans tarafına da baktığımızda yine oldukça dolu dolu bir cihaz bizlerin karşısına çıkmış oluyor. Bunu yeniden sizlerle paylaşmış olayım. Şimdi geliyoruz işlemciden sonra kameralara yakından bakmaya. Telefonun arka tarafına baktığımızda 3 tane kamera görüyoruz. Ana kameramız 50 megapiksel çözünürlüğünde ve OIS desteğine sahip. OIS desteği zaten bu segmentte bu telefon için olmazsa olmazlardan bir tanesi. F1.6 diyafram açıklığı da ana kameramızın özellikleri arasında. Yardımcı kameramızda yine 50 megapiksel çözünürlüğünde 2x optik zoom yapabiliyor ve telefoto kamera olarak geçiyor. Son kameramızda 12 megapiksel çözünürlüğünde bir ultra geniş açı kamerası. Geliyoruz ön tarafa yakından bakıyoruz. Telefonun ön kamerası 16 megapiksel çözünürlüğünde ve geniş bir yapıyı bizlere sunuyor. Şöyle göstereyim sizlere. Bakın geniş bir açısı var. Marka zaten bunu bu şekilde paylaşmış. Wide olarak geçiyor. Bilginiz olsun. Telefonun ön kamerası durumu bu şekilde. Arka tarafta da yine özelleşmeler yapabiliyorsunuz. Peki video tarafında bu telefon nelere sahip? Hemen videoya geliyoruz. Bakın 1080p 4K ve 8K 24 fps. Bu cihazın işlemcisi bu desteği sahip zaten, bunu biliyoruz. İlk olacak şekilde buradan şöyle 4K 60'ı da kullanabiliyoruz. Ancak istersek HDR videolarda çekebiliyoruz. Bu telefon bu desteğe de sahip. HDR aktif ettiğimizde maksimum 4K 24 ya da 30 fps videolar kayıt altına alabiliyorsunuz ve HDR ile birlikte yine bunları bu şekilde kullanabilirsiniz. Yani modlar arasında da geçişler yapabiliyorsunuz. Bunlar önemli özellikler. Arka kamerada bunları görüyoruz. Ancak ön kameraya geldiğimizde yine pek mutlu olamayacağız. Neden mutlu olamayacağız? Çünkü bu telefonun ön kamerası sadece ama sadece 1080p çözünürlüğe sahip ve 1080p 60 fps videolar çekmemizi olanak sağlıyor. Ya ey Redmi, ey Redmi, ya bir telefon yapmışsın. Her şeyi doldurmuşsun da. Şurayı bir 4K yap ya. En azından 4K 30 yap ya. Neden ön kameralar hala 1080p çözmüş değilim? Vallahi sizler de yorumlarınızı lütfen yorumlar kısmında birini paylaşın. Ben bu konuya çok canım sıkıyorum. Yani çok dolu bir telefon alıyorsunuz. Telefonun her şeyi çok iyi. İşlem çok iyi, tasarımı çok iyi. Kameraları çok iyi, genel hatları çok iyi. Ancak ön kameraya geldiğinde İşler değişiyor. Abi 1080p nedir ya? Yıl olmuş 2024. Birkaç gün sonra 2024'e gireceğiz. Yani burada ben çok daha iyi şeyler görmek isterdim açıkçası. Kamera modlarıyla devam edelim isterseniz. Burada fotoğrafımızı görüyorsunuz. Yapay zekayı buradan aktif edebiliyoruz. Ek olacak şekilde buradan yine ek özelleşmelerimizi yapabiliriz. Görüyorsunuz burada ek seçenekler karşımıza çıkıyor. Video tarafını gösterdim zaten. Doküman okuma kısmı var. Pro modumuz var. Pro modu üzerinden çeşitli özelleşmeler yaparak fotoğraflarınızı çekebiliyorsunuz. Gece modu burada ve mor kısmından da farklı özelleşmeler yine yapabiliyoruz. Ben telefonun kameralarını yakından görebilmeniz adına bazı fotoğraf videoları bir araya getirdim. Hadi gelin bunlara bir yakından bakalım.
Şimdi sıra geldi telefonun bataryası hakkında konuşmaya. Bu ürünün bataryası 5000 amper büyüklüğünde ve 120 watt hızlı şarjı destekliyor. Bu telefonda bize bunu görüyoruz. 19 dakika gibi süre telefonu sıfırdan 100'e şarj edebiliyor. Bu mod arasında sizler 120 watt telefonu şarj edebiliyorsunuz. Telefon USB-C üzerinden şarj olabiliyor. Ancak USB 2.0 teknolojisi kullanılmış, bilginiz olsun. Ek olacak şekilde bu güzel donanımlı telefonda maalesef kablosuz şarj desteği bulunmuyor. Şimdi sıra geldi hoparlör hakkında konuşmaya. Telefonda stereo hoparlör desteği bulunuyor. Dolby Atmos destekli. Burada da Redmi Xiaomi tarafı gerçekten muslukları açmış. Üst seviye deneyim sunan bir hoparlör sistemini bu telefona kurmuş. Yapmış olduğum kullanımlarda keyifli vakitler geçirebildim. Hatta sizler ses modlarını kendi zevkinize göre de özelleştirebiliyorsunuz diyorum. Ve genel olarak telefonun özellikleri işte bu şekildeydi. Son bir ekleme yaparak sizlere şunu söyleyeceğim. Bu telefon IP54 korunmasına da sahip, haberiniz olsun. Evet, bu videoda sizlere Redmi K70 Pro modelini anlatmış oldum. Telefonun genel olarak özellikleri bu şekildeydi. İki fiyatların bu şekildeydi. Genel bir derleme yapacak olursak şunu söyleyebilirim. Ekran kesinlikle ama kesinlikle çok başarılı. İşlemci çok üst düzey bir performans kullanıcılarla buluşturabiliyor. Genel hattıyla birlikte çok güzel deneyimler sunan bir telefon olmuş. Sizlerin de görüşleri benim için çok önemli. Lütfen görüşeniz yorumlar kısmında benimle paylaşmayı unutmayın. Videoyu beğenerek ve kanalıma abone olarak da bana destek olabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum diyorum. Ve yavaştan videoyu sonlandırıyorum. Başka videolar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.